Alo. Sedi, sen misin? Evet. Ben... Özür dilerim. Sen şey... Sen hiç açmazsın da... Acaba şey... Yüzünü görebilir miyim? Hayır. Ben seni çok özledim ufaklık. Mektuplarımı aldın mı? Şey, mesajlarımı? Evet ama onları okumadım. Ama neden? Gerçekten mi? Evet. Sen yalnız mısın? Evet. Niye sordun? O nedir? Ne? O ses. Sanki yerde koca bir zincir varmış gibi. Baba? 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 Bak ne diyeceğim, ben kapatmalıyım. Ama daha yeni aradın. Evet. Ben çok üzgünüm ufaklık. Seni çok seviyorum. Hadi. Sedi. Lanet olsun. Kızımı bırak. Her şeyi yap ama kızımı bırak.
Pardon, ben Dan. John bana anahtar vermişti. Sen Sadie'sin değil mi? Eşyalarını sen mi karıştırdın? Ne? Çünkü böyle bırakmamıştı. Polis onun eşyalarını karıştırdı. Ben yerlerine koydum. Hepsi orada. Tanrım, neden bu kadar okalasın? Üzgünüm. John için. Üzülme. Pisliğindekiydi. Ben onu severdim. Şanslısın. Şunlar da neyin nesi? Kameralar. Bilmiyorum. Hiç söylemedi. Sen iş için mi geldin? Ne? Babanın sana bulduğu iş. Sen neden bahsediyorsun? John gelip onunla kalacağın izlenimine kapılmıştı. Hayır. Peki. Sonra görüşürüz o zaman. Dur. Bu ne işi? Fotoğrafçılık. Gazete için. Tony Jones, editör. İlgileniyorsan onu aramalısın. Bekle. Anahtar. Seni tanımak güzeldi. Pislik. Babacığım. Buralar Bozkır mı? Bunun için mi geldin? Thank you.
Merhaba Sadie Wright. Tony ile randevum vardı. Tamam. Sen John'un kızı mısın? Öyle diyorlar. Ve Amerikalı mısın? Burada doğdum, orada büyüdüm. Ona benzemiyorsun. Teşekkür ederim. Hey, ben de babama benzemiyorum. O siyahiydi. Evet, sen fotoğrafçı mısın? Ayrıca gazeteciyim. Yeni mezun oldum. Ha evet söylemişti. Sana iş vermem için yalvarmıştı. Öyle mi? Evet. Çok tuhaf. Buraya geleceğini söylemişti. Sonra da çocukluğunuzdan beri konuşmadığınızı söyledi. Vay canına. Çok arsız. Utandın mı? Neden? Siz İngilizleri bilirim de ondan. Evet. Gelecek için planların nedir? Senin şu güzel Amerikan'a dönecek misin? Bilmem ki. Annem burada olmamdan nefret ediyor. Bu kalmak için yeterli bir sebep. Baban gibi konuştun. Başlarım kurallara. Kağıtların yanında mı? Kimliğin, pasaportun. Evrak işi için lazım olacak. İşe alındın mı yani? Bak, bu gazete batıyor. En fazla 6 ayımız var. Kısa vadeli bir şey istersen doğru yerdesin. Ayrıca bunu babana borçluyum. Çok iyi bir gazeteciydi. Ortaya çıkardığı şu pet food olayı cidden hayatımızı kurtardı. Neden kendini öldürdü? Sen söyle. Son birkaç gündür çok yorgun görünüyordu. Muhtemelen kanserdir. Aşağıdaki odaya git. Orada başlayacaksın. Tamam. Sana yakalanırız demiştim. Ukala. Kapıyı kapat bari. Ne istiyorsun? Ben Dan'in yeni ortağıyım. Ortağının kız olacağını söylememişti. Pey. Sadie. Sen Amerikalısın. Çok egzotik. Öyleyimdir. Evet, artık biraz çalışsak iyi olacak sanırım, değil mi? Tabii. Sonra görüşürüz. Masan orası. Sen benim patronum musun? Evet. Peki o sürtük kimdi? Nişanlım. Peki. Alo. Şaka mı yapıyorsun? Hayır.
Hayır, o delinin teki. Evet, tamam. Tamam, onu yanımda götürürüm. Evet, hoşça kal. Ne yapıyorsun? Bunlar büyüleyici. Şeytan dolu. Öyle mi? Okurlarımız öyle diyor. Kalanlar yani. Olamaz. Ne oldu? Pilim bitti. İyi başlangıç. Çantamda daha var. Fotoğraf yok. Peki, dur tahmin edeyim Craig. Yanan kızı gördün. Siz görmediniz mi? Tamam, bize ne anlatmak istiyorsun? Şeytan gözün kimde olduğunu biliyorum. Dalga geçme Craig. Okurlarınız buna bayılacak. Bana şeytan gözden bahsedebilir misin? Öyle şeyler anlatırım ki aklım başından gider. Hayal edebileceğinden fazlasını biliyorum. Yani hayaleti mi gördün? Bu bilgi sana neye mal olacak bakalım. Anlatacağım. Affedersin. Tekrar söyle. Büyümüşsün ufaklık. Ne dedin sen? Babamla ben uzun zamandır tanışırdık. Birlikte gölgelerle konuşurduk. İkinize bakın, mükemmel kaza değil mi? Baban çok fazla aldı ve bedelini ödedi. Ben arabada olacağım. Çok karanlık yerlere girebilirdi, hatırlıyor musun? Sen neden bahsediyorsun? Seni bozdu değil mi? Aman tanrım. Canın cehenneme. Seydi, bir sonra geliriz. Hala kendini kesiyor musun? Canın cehenneme dedi. Seydi. Kan akıtmak iyidir. Tıpkı baban gibi. O intihar etti seni pislik. Seydi. Cinayete kurban gitti. Gidiyoruz. Cinayet. 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 Seydi. Seydi. Tony'ye hasta olduğumu söyle. Tony kimin umrunda? Çek ellerini üstümden. Seni etkilemesine izin verme. Öldürüldü mü? Sadece ilgi çekmek istiyor. Benim ilgimi çekti. Ne alıyorsun? Bunları almazsam bir şeyler görürdüm. Olmayan şeyler. Onlarla içki içmen doğru mu? Şimdi de doktor mu oldun? Hem de sefil bir herifsin. Tamam bak. Öncelikle baban konusunda üzgün olduğunu biliyorum. Umrunda değilmiş gibi yapsan da umursadığın çok belli. İkincisi, bir işe gittiğimizde asla orada davrandığın gibi davranma. Biliyorum senin için bu bir oyun ama benim için kariyer. Üçüncüsü de bu kadar sefil bir herif olmamın nedeni benim de John'u özlemem. Babam kanser miydi? Bildiğim kadarıyla hayır. O zaman bunu neden yaptı? Bak, not falan bırakmamıştı. Yani nedenini öğrenebileceğimizi sanmıyorum. O pisliğin tekiydi. Ve o ucube haklıydı. Aç gözlüydü. Ne isterse onu yapardı. Peki öldürüldü mü? Yok artık. Gerçekten mi? Sen Craig'i dinleme. Sadece kafanı karıştırmak istiyor. Bunu içemem. Takılmayı sever misin? Ot mu diyorsun? Evet. Ben varım. Arabamda. Bana bir dakika izin ver.
Hazır mısın? Evet. Başka yok. Neden? Bunu şırıngayla bir tarafımdan versen de olurdu. Bir tarafının nesi varmış? Bana yanan kızı anlatsana. Bu sadece bir efsane. Bozkırlardan. Deli Craig anlatırken inanıyordun ama. Gazete sattırıyor. Burada onun geri koyulması gerektiğini söyleyenler var. Neden? Tarih dersine hazır mısın Bayan Wright? Evet Bay Otkafa. Bu kalalığı çekemem yoksa seni dizime yatırırım. 1851'de Sally Pearson adında genç bir dokumacı sevgili köpeği tarafından gece uyandırılmış. Yataktan kalkmış, babasının aletlerini almış ve göz şeklinde tenekeden bir parça yapmış. Şeytan göz. Muska mı? Bunun Tanrı'nın işi olduğunu söylemiş. Büyük bir gücün işi. Ama aynı zamanda onunla konuştuğunu da söylemiş. Ne diyormuş? Günaha sırtlarını dönmezlerse bozkırı bir kıtlık saracağını ve insanların yok olacağını. Ne gibi günahlar? İçki, kumar, seks. Bütün eğlenceli şeyler. Ve? İnsanlar ona gülmüş. Ve kıtlık kasabanın yarısını götürmüş. Kızı Azize mi yapmışlar? Hayır. Cadı olduğunu düşünmüşler. Bozkır'a götürülmüş ve gözleri kafatasından çıkartılmış. Sonra da onu diri diri yakmışlar. Köpeği de yanına zincirlemiş. Petfood mu? Petfood. Ve küller yere indikten sonra geriye tek kalan muskaymış. Şeytan göz. Yaratıcıdan bir ikaz. Yaklaşık 200 yıl gömülü kalmış. Ta ki... Biri onu bulmuş. Ya da öyle diyorlar. Bu yüzden işler çok kötüymüş ve kasaba batıyormuş. Lehman Brothers'la alakası yok yani. Peki onu neden tutuyorlar o zaman? Şeytan göz, sana ne istersen onu verir. Ama bedeli acıdır. Acı mı? İki ölümcül şeytan tarafında. Pet food. Ve yanan kız. Olamaz. Evet. Bunu John toparladı. Okurlar da bayıldı. Ama onun kopyaları falan yapılmış olmalı, öyle değil mi? Hayır. Bu kasabada olmaz. Kimse cesaret edemez. Göz sende olsaydı ne isterdin? Bilmek istemez.
Ne oldu? Bu hiç iyi değil. Ne? Yarın görüşürüz. Hayır, dur. Seni aptal şişko! Bana ne yaptırdın böyle? Yeterince iyiydi. Hiç gelmeseydin. Nerede kaldın? Bir saati geçti. Telefon çekmedi. Tanrım, sen kustun mu? Tanrım. Babandan da betersin. Neden öyle dedin sen? Yalandan şunu yapabilir miyiz? Fey, orada dur. Sen iyi misin? Sen üstüne alınma salak. Sadece sarhoştum. Böyle mi? Bak, bir düşün Fey. Tamam, hikaye şu. Sen yürüyüşe çıkmıştın, sonra bir anda yanan kızın hayaletini gördün. Seli burada mı ateşe verilmiş? Bilmiyoruz ama bize bir hikaye lazım. Sahte haberlere hoş geldin. Daha değil, biraz daha bu tarafa. Tamam, bu iyi. Ve her ne yapıyorsan onu işaret et. Evet, tamam. Dalga mı geçiyorsun? Canın cehenneme. Bunu becerebileceğini sanmıyorum. Hala orada mısın? İstersen eve git. Sana ihtiyacımız yok.
Orada mısın? Hiçbir yere gitmiyorum. O bugünden mi? Hayır. Lanet olsun. Aman Tanrım. Tamam. Elimizde ne var? Şişko fotoğraflar dışında bir şey yok. Canın cehenneme Fey. Ne oldu? Hava döndü, çekimi yapamadık. Hay aksi. Bir şeye ihtiyacımız var. İkiniz de eve gidin ve bir şeyler uydurun. Pet food'u istiyorlar. Ben hallederim. Sen Amerika'ya dönmelisin. Ne? Burası için fazla irisin. Canın cehenneme Fey. Bunun için üzgünüm. Biliyorum programımız vardı. Onun sende gözü var. Saçmalama. Ama var. Ne yapıyorsun? Patronun kim olduğunu gösteriyorum. Sadece ilgi çekmek istiyor. Birkaç dakikaya geliyorum. Tamam. Sen iyi misin? Evet, sadece yorgunum, o kadar. İçeri gelmek ister misin? Olur. Merhaba anne, bu Seydi. Biliyorum. Babanı tanırdım. Uzun zaman öncesinden. Sadece bilgisayarımı almaya geldim. Bu akşam Fey ile değil misin? Hayır. Bu akşam Seydi ile çalışıyorum. Uzun sürmez. Evet. İzninle. Anne. Üzgünüm. Uzun zaman önceydi. Senden özür beklemiyorum. Üzgünüm. Uzun zaman önceydi. Özür dilemeni istemiyorum. Ne istiyorsun o zaman? İşime burnunu sokmamanı istiyorum. Sadece kendini daha iyi hissetmesine yardım ediyorum. O hayırlı biri değil. Ondan uzak dur.
Ne yapacağımı söyleme. O bela getirir. Babası gibi. Ondan uzak dur. Gidelim hadi. Köpeğin var mı? Hayır. Hiç sevmem. Neden? Öylesine sordum. Annen çok üzgün görünüyordu. Evet. Hep öyledir. Her şey istediği gibi olmalı. Benden mi bahsediyordunuz? Evet. Bunu şimdi mi yapacağız? Sanırım hayır. Bu işi yapmamdan nefret ediyorum. Daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum. Bunun benimle ne ilgisi var ki? Bu gece burada kalabilir miyim? Tabii ki. Tony Padfoot hakkında bir makale istiyor. Bir şeyler uydurmamız lazım. İşe başlamadan önce hemen bir banyo yapsam sorun olur mu? Hayır tabii. John'un dosyaları nerede? Bize zaman kazandırır. Mutfaktalar. Aa, kağıtları biraz dağılmış durumda. Dağınık çalışırım da. Pekala. Açık mı? Evet, tamam. Evet, tamam. Ben de bunu kim izleyecek gerçekten bilmiyorum. Ama benim fikirlerimi paylaşmam gerekiyor. Tamam, evet. İşte buradayız. Evet, bunu ben kurdurttum. Evet, biraz pahalıya patladı. Ama hiçbir şeyi kaçırmayacaklar. Gözlerim ve kulaklarım olacaklar. Yani delirmediğimi. Sonunda kanıtlayacaklar. Burada. Dinleyin. Dan, sen misin dostum? Craig? Beni korkutmuyorsun Craig. Bak, sana söyledim. Sadece birkaç gün daha sonra ait olduğu yere geri dönecek. Bunları o şekilde bitirebiliriz. Craig? Git olsun. Lanet olsun. Lan...
neyin nesisine? Seni sapık kaltak seni. Seni lanet olasıca, lanet olasıca. Neyin nesisin sen söyle. Lanet olsun. Bana neler oluyor böyle? Bir günde, bir günde ancak o kadar kaldırabilirim. Evet, bana musallat oldular. Nereye gitsem uyurken, uyanıkken sürekli değişiyorlar. Şekilleri değişiyor sürekli. Ama şeytan göz kesinlikle işe yarıyor. Ben ailemi geri topluyorum. Ve bütün istediğim de buydu. Vardı. Bir şey yok. Ama yerinde olsan bir süre içki içmezdim. Işıklara ne oldu? Kesilip duruyor işte. Bilgisayarsız hiçbir şey yapamam. Bu gecelik uyuyalım. Gelebilirsin. İhtiyacın olursa çağır. Olur mu? Aa. Ne oldu? Hiç sadece düşündüm ki. Burada kalmamı istiyorsun. Çünkü kalabilirim. Yani istediğin buysa. Tamam. Bu arada şu haplar... Bu beni ilgilendirmez. Ne? Yani bu özel bir şey.
Tam bir İngilizsin Tanrım. 8 yaşından beri falan terapi alıyorum. Sana bir şeylerimi anlatmak çok da zor değil. Affedersin. Psikoz nöbetleri geçirirdim. 16 olmadan hemen önceydi. Doktor akut endişe yüzünden olduğunu söylemişti. Annem çocukken burada yaşadığım travma yüzünden diyor. Ben de okulu bitirmek için aldığım bir dolu LSD yüzünden diyorum. Okul neden o kadar kötüydü? Ben şişmandım. Yani çok şişmandım. Uyum sağlayamıyordum. Hiç erkek arkadaşım olmamıştı. Yalnız takılırdım. Sahi mi? Ama o görüntüleri ne tetiklediyse o zamandan beri bunu hiç yaşamadım. Bu geceye kadar. Doğru. Burada yaşarken ne olmuştu? John sana... Hayır, öyle bir şey değildi. Dünyanın en iyi babasıydı. Eskiden bebeklerimle oynardık. Bilirsin, onlara evler yapardık. Onları yürüyüşe çıkarırdık. Çay partileri yapardık. Bunlara bayılırdı. Peki ne oldu? Baba... Zorunda değilsin. Annem onunla yaşayamadı. Amerika'ya döndü ve beni de götürdü. Onunla nasıl tanıştın? Ben mi? John'la mı? Evet. Bu biraz tuhaf bir hikaye. Oxford'a gitmek için hazırdım. O zamanlar İngiliz Edebiyatı bölümüne girmiştim. Sonra gazetede haberci ilanı gördüm. Eko'da çalışmak için Oxford'u geri mi çevirdin yani? Evet. Annem de öyle söyledi. Bu konuda bana hala kızgın ve... işin doğrusu bunu neden yaptım bilmiyorum. Ama John'la görüşme yaptık. O zaman anladım. Neyi? Geleceğimin bu olduğunu. Aptalca geliyor. Hayır, gelmiyor. Affedersin bu. Bu çok... ağırdan almalıyım. Bunu yapabilir miyiz? Adım adım gidelim. Tamam. Thank you.
İşe gittim. Fay beni çağırdı. Alo. Merhaba tatlım benim. Anne, ne oldu? Hala yatakta mısın? Saat orada 11:30 olmalı. Her şey yolunda mı? İlaçlarını alıyor musun? Ne? Kendine zarar veriyor musun? O saçmalığa başlama yine. Seni merak ediyorum. Biliyorum. Ev daha satılığa çıkmadı mı? Hayır. Birkaç hafta burada kalacağım. Belki de birkaç ay. Ne? Neden? Burada fırsatlar var anne. Ama niçin? Aman tanrım. Babanın dünyasına sakın sürüklenmeseydi. O çok karanlık bir adamdı. Yanan kızı hiç duydun mu? Duymayan var mı? Nerede gömülü? Oralarda bir yerde. Bunu bilen sadece bir kişi var. Öyle mi? Craig Cooper. Herkes şeytan gözü çıkarttığını anlatıyor. Sen ne düşünüyorsun? Tımarhaneye kapatılmalı. Şeytana tapan pislik. Ökült ve kara büyüye meraklı. Bana sorarsan kafadan çatlak. Çık dışarı. Özür dilerim. Kovuldun. Uyuyakalmışım. Ana sayfam nerede? Ben şeyim. Bak, bütün gece oturup içmen umurumda bile değil. Bu işin bir parçası. Tanrı biliyor, baban kendini alkole boğardı. Ama hep gelirdi ve teslim tarihini hiç kaçırmadı asla. Bir şey bulduk. Şeytan gözle ilgili bir ipucu. Evet, Dan söyledi. Öyle mi? Bak, ama aranızda neler oluyor bilmiyorum ama Fay sinir krizi geçiriyor. O yüzden kahvemi yapan yok. Sana patron olarak söylüyorum. Ya ellerini onun aletinden uzak tut ya da kendine başka iş bul. Şimdi patrona gidip neden ekibimin işe yaramaz bir pislik yığını olduğunu anlatmam gerekiyor. Ama bir dakika. Bu akşam 8:00'de sıkı bir manşet istiyorum. Yoksa ikiniz de tarih olursunuz. Dur. Dan nerede? Redline'da. Craig'le buluşacağım. Burada ne yapıyorsun? İşimi yapıyorum. Dün gece bir hata yaptık. Dalga mı geçiyorsun sen? Hayır, hata yaptık işte. Hiç teslim tarihi kaçırmamıştım. Neden Tony'ye bir şey getirmedik? Tamam, bunu düzeltelim. Mesele nedir? Deli Craig. Sanırım şeytan gözü onda. Bu sıkı bir haber. Emin misin? Bilmiyorum. Ama açılmasını sağlayabilirsem ve gerçekten ondaysa, bunu gösterirse, ulusal bir haber olabilir. Neden Craig? Neden şimdi? Dün gece bir şey gördüm. Bodrum'da bir video. Muska John'daydı. Onu polis bulamadı. Özel eşyalarından da çıkmadı. Bence Craig ondan aldı. Bodrum'a mı indin? Evi kaydeden kameraları gördün mü? Evet. Banyoda beni gördün mü? Evet. Hoşuna gitti mi? Evet. Hadi gidelim. Kusura bakma. Seydi de bize katılacak. Sorun olmazsa. Hiç olmaz. Sakinleştin mi ufaklık? Neden babamın öldürüldüğünü söyledin? Öldürüldü de ondan. Buraya tekrar girmeyelim. Craig, bana şeytan gözü anlatacaktın. Evet. O zaman bize bir içki al. Ne? Bir içki daha. Yoksa ben kalkayım mı? Hı?
Öldürüldüğünü nereden biliyorsun? Çünkü onu ben öldürdüm. Şeytan gözü ona verdim. Bak. Daha içine işlemedi mi? Çünkü benim içimde. Gözümü çıkartmama neden oldu. Uyku, uyanıklık benim için aynı. Ne istedin? Neden bahsettiğini bilmiyorum. Evet, biliyoruz. Göz boynumda asılı duruyor. Bak, yanan kızı durdurabilirim. Artık yaşamak istemiyorum. O yüzden şimdi gözü bana geri ver. Dan. Ne, iyi misin ufaklık? Benden uzak dur. Dan. Gözlerini alacak. Defol git, Dan. Onunla yattın mı? Ne diyorsun sen? Denli. Onunla yattın mı? Hayır. Yalancı. Aynı yatakta yattığınızı söyledi. Evet ama hiçbir şey olmadı. Seni şişko pislik. Ben hamileyim. Bunu biliyor mu? Artık biliyor. Eğlenceni yaşadın. Onu bir daha görmeyeceksin. Seni kovdurdum. Ve bize bir iyilik yap. Eve gidip bir ip bul. Çünkü baban seni bekliyor. Göreceğiz bakalım. Affedersin. Anahtar. Görüşürüz. Pek sanmam.
Senin burada ne işin var? Kapının anahtarı paspasın altındaydı. Buna dayanamıyorum. Buradan gitmeliyim hemen. Ne? Peki ya ben? Senin bir bebeğin var. Hayır, onu istemiyorum. Ona aldırmasını söyledim. Ben seninle olmak istiyorum. Peki ya Faye ne olacak? Nereye gidiyorsun? Eve. Ben de gelirim. Beni sakın reddetme, olur mu? Asla. Sen benim bir parçamsın. Gözü bir an önce senin mezarına geri götürmeliyim. Sonra beni rahat bırakacaktır. Craig onu burada bulmuş. Neden bulup bana verdi bilmiyorum. Belki acı çektiğimi görmek için bilmiyorum ama işte verdin abi. Lanet olsun. Bak. Yaptığım bu mabette kan akıtmak. İşte de tek yolu. Lanet olsun. Lanet olsun. Beni rahat bırak yeter. Hadi kalk bakalım. İmdat. Hayır, burada seni kimse duyamaz. Yıllar önce babamla olan. Cevapları arıyorduk. Ve göz bana bunu verdi. Ama gördüklerim pek hoşuma gitmedi. Bırak onu yoksa seni öldürürüm. Biz zaten ölüyüz. Yalan kız bunu görecek. Çok komik değil mi? John hep çocuklarını bir arada görmek isterdi. Ve işte buradasınız. Kanlı canlı. Onu rahat bırak. Sen neden bahsediyorsun? Ona söylemedin mi? Bu Dan senin abin. Sen hastasın. Anlatsana. Anlat çeçe. Fark etmez. Birbirimizi tanımıyorduk. Seni seviyorum. Hayır. Hayır, 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 hayır. Neden? Başından beri biliyor muydun? Tabii ki biliyordu. Ama sen onu istedin. Sana dokunsun istedin. Ve göz sana bunu verdi. Nerede o? Şeytan göz nerede? Onda değil. İş yerinde bıraktım. Yalancı! Yemin ederim. Ondan vazgeçmek zor, biliyorum. Ben de babana vermiştim. O da geri vereceğine söz vermişti. Ama biliyor musun? Yalan kız bana yolu gösterir. Kan kokusunu çok sever. Yukarıda. Yatağımın altında.
Sakın beni kandırma. İkinci şansın olmayacak. Arkanda bir bıçak var. Acele et. Bileklerimi kesiyor. Dayan biraz. Şeytan göstendi mi? Kes şunu. Artık çok geç. Çöz beni hadi. Hadi. Hayır. Sen abimsin. Birbirimizi tanımıyorduk. Yine de sapıkça. Seninle olmak istiyorum. Bu yüzden cehenneme gideriz. Buradan gitmemiz gerek. Bırak onu. Yerine koymalıyım, yoksa beni öldürecek. Nereye koyacaksın? Hadi gel. Burası neresi? Fotoğrafı çektiğimiz yer burası. Oranın 9-10 metre batısına doğru gömülmüş olmalı. Gidelim. Onun da gözlerine uyacak ufaklık. Seni de öldürecek. Buradan gitmelisin. Ne? Onu geri koy. Seni bırakmam. Çık dışarı. Onu yerine koymalısın. Hayır. Git. Çık dışarı. Seydi, sen misin? Baba. Seni çok özledim ufaklık. Babacığım. Benimle güvendesin. Baba. Artık bir yere kesmene gerek yok. Hadi! Seydi! Yataktan çıkacak mısın? Yataktan çık Seydi. Çıkamam anne. Çok hastayım. Hayır. Seydi. Dad. Buradayım. Senin burada ne işin var? Dent. Faye'yi öldürdün. Ne? Ölmesini istedin. Hayır. 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 Buradan çıkış yok. Olmuşsa istediğimizi verdi. Şimdi de günahlarımızın bedelini ödemeliyiz. Hayır! Hayır, 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 hayır! Thank you.
bebeğimi öldürdü. Öldürecek. Ona daha zaman lazım. Nasıl? Seni seviyorum Seydi. Eve geleceğimi sanmıyorum. Kanımı mı istiyor? Biliyorum. Hayır, 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 hayır. Onun gördüklerini görmeni istiyor. Gözlerini istiyor. Hayır, 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 hayır. Beni rahat bırak. Beni rahat bırak. Kanımı mı istiyorsun? Sana kanımı vereceğim. Ne istiyorsun Tony? Nasılsın diye bir bakayım dedim. Dan nerede bilmiyorum. Onun için geldiğini biliyorum. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Sanki bir gazete gibi geliyor. Bu karda artış demek. Eko geri döndü. Baskı yetiştiremiyoruz. Craig sana saldırdı. Faye ölümüne itildi. Nişanlısı kaçıyor. Anlatacak bir hikayen var. Bizim de sana ödeyecek paramız var. Amerika'da ameliyat ucuza gelmiyor. Yeniden görmek istiyorsan paraya ihtiyacın olacak. Olay şok iyi Tony. Gördüklerimi hiç sevmedim zaten. Taksim geldi. Yani? Yardım ister misin? Halledebilirim. Beni nerede bulacağını biliyorsun. Sen iyi misin? Araba nerede? Tam önünde. Burada bir madalyon var. Çantaya koy. Bence onu hak ediyorum. Now I've got
I'll chase you. I have.